bizi, yani milliyetçi muhafazakar kesimi diyelim, izlenme mecburiyeti ve okuma mecburiyetinde bıraktılar. Şu anda iktidar gazetelerini okuyunca ben bir şey anlamıyorum. Zaten o ünlü gazeteciler, 40-50 yıldır gazetecilik yapan büyüklerimiz, arkadaşlarımız artık aktualite yazmaya başladı. Dolayısıyla da siyaset yazmaya korkuyor herkes. Siyasetten söz edemiyorlar korkularından. O siyasetten söz etmek de bize düşüyor işte. Patronlarımızın bize söylemiş olduğu bir tek şey vardı. Yavrum, asla hükümetin yanında olmayacaksınız. Halkın yanında, halk için halkla beraber çalışacaksınız. Bizim görevimiz bu, halkı aydınlatmak. Dolayısıyla biz böyle geldik. Şimdi bu yıllarda yapılan gazeteciliğe bakıyorum. Bunlar gazetecilik yapmıyorlar. Maalesef başkanımın dediği gibi iki kutuba ayrılmış. Yandaş medya, karşı medya. Zaten %95'i yandaş denen medyanın elinde. Sayın Cumhurbaşkanımız her gün konuşuyor. Ya bir cumhurbaşkanı her gün konuşur mu Allah aşkına ya? Benim cumhurbaşkanımın sesini özlemem lazım. Yüzünü özlemem lazım, yüzünü. Ama her gün çıkarsa millet her gün dinlemez kardeşim. Kendine bir çeki düzen verecek. Bir takım tedbirler alındı biliyorsunuz geçen hafta. Bu tedbirler güzel, çok güzel ama kendine yönelik tedbirler, yani israf tedbirleriyle ilgili olarak herhangi bir şey yapılmadı. Alabildiğine israf var. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi üretmemek. İkincisi de israfa geliyor. Şimdi sağlık tabii ana konu olarak öne geçti ama o geçicidir inşallah. Daha üretilmeme hastalığı var. Üretmeme hastalığı var millette. Neden? Bunu enjekte ettiler çünkü millete. Sen şehirli olacaksın, sen şehirde yaşayacaksın, sen köylü değilsin artık. Vakıflardan söylendiği kadar gizli yapılan yardımlar dışında zaten açıktan yapılan yardımları kolay kolay kimse bilmiyor. Yani biz de öyle, ben de araştırıyorum mesela, bakıyorum. Kimin ne kadar vakıflardan yardım aldığını göremiyoruz tam olarak. Ancak dedikodu, ilk defa Ankara'da gerçekten halkın yanında, halk için çalışan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi ben kendisini tanımam hiç. Ama yaptıklarını çok yakından takip ediyorum çünkü Ankara'nın göbeğinde yaşıyorum. Olan bitenleri gördüm. Tabii ki Melih Gökçek zaman zaman güzel şeyler yaptı. Ama daha ziyade politika yaptı. Bağlı olduğu partinin politikasını yürüttü. Yatırımlarda da yürüttü, hizmette de yürüttü, kadrolarda da yürüttü. Mansur Başkan'a geldiğimiz zaman CHP ve İYİ Parti'nin veya Millet İttifakı'nın adayı ama hiçbir zaman o partinin lehine yatırımlarla ilgili bir çalışma yapmıyor. Politikasını koydu, projelerini koydu. Geldiği günden beri kulaklarını tıkadı siyasete. Partisiyle hiçbir bağ yok, hiçbir partiyle bağ yok. Yatırıma girdi. Altyapı, üst yapı yatırımlarına girdi. Bugün Türkiye, Ankara gerçekten şekil değiştirmeye başladı. Ankara'da çok güzel şeyler yapılıyor. Ankapark bir zaten rezalet. Gittim gördüm. Yazık, çok yazık. Oraya yatırılmış milyarlar var. Onun yerine oraya yatırılan parayı başka yatırımlara aktarsalardı müthiş olurdu. Haymana ile Kızılcahamam büyük rekabet içerisinde. Haymana almış başını gidiyor. Haymana'da çok güzel şeyler oluyor. Ama Kızılcahamam'a gelince Kızılcahamam yeniden imar ve inşa ediliyor, ihya ediliyor. Yeniden. Bu kadar yeter mi? Haymana'da neler oluyor? Haymana'da çok şeyler oluyor. Çok ama. Bir yani defa, hiç göremiyorum da. Şu anda Haymana kaplıcaları dünyada birinci. Kim yaptı bunu? Özdemir Turgut yaptı. İktidar partisinin belediye başkanı yaptı. Orada o görüşüne katılmıyorum. Daha önceki belediye başkanlarının da emeği var. Yani sıfırdan Özdemir Turgut yaptı dersek haksızlık etmiş olur. Ama bayrak yarışıdır. O devam ettirmiştir. Bayrak yarışı değildir. Eskilerle hiç alakası yoktur bu işin. 1 trilyon lira devlet para verdi. Doğalgaz Haymana'ya geldi. Nallıhan'da iktidar partisinin milletvekili var. Hala Nallıhan'da doğalgaz yok. Ankara'da büyükşehir çalışıyor. Ama ilçe belediye başkanları, mesela yaşadığım yeri söyleyeyim. Çankaya Belediyesi maalesef hiç çalışmıyor. Politika yapıyor belediye başkanı Alper Başkan. Çankaya'nın kaldırımlarına, caddelerine gidin bakın. Orada oturanlar da bundan hiç şikayetçi değil. Hayır, şikayetçi ama yapmıyorlar. Yani ulaşamıyorlar. Bana o bölgemde, yaşadığım bölgede, mahalledeki komşular geliyor. Erdem Bey, biz ulaşamıyoruz başkanlara. Lütfen gazetecisiniz. Ulaşın. Biz de medya olarak ulaşamıyoruz. Birkaç kez davet ettik. Seçim zamanı bir ara gelecekti. Evet. Programlarımız çakıştı. Davet ettik. Şu anda Çankaya'da yayın yapıyoruz. O bölgedeyiz ama bu stüdyoda hiç ağırlamadık. Kaldırımlarına bakın. Çakır çukur. Yani eğri büğrü gerçekten çok kötü. Çankaya'ya bağlı. En sonunda bina kaymalar oldu. Bayağı insanlar çok oldu. Çankaya bölgesi gerçekten mahrumiyet bölgesi.
Emek Mahallesi bahçelerine cadde kaldırımlara girmişler. Allah aşkına bir bakın, eğri büğrü. Başlarında teknik elemanlar olsun ama maalesef yok. Cahil, taşeron olarak bir işçiye vermişler. İş alan kişi de maliyet düşük olsun diye kendi başına çalışıyor. İki tane genç çocuğu yanına almış ve kaldırımları yapmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanım diyor, tamam biraz iktisatlı olun diyor ama bize belediye başkanları, yerel yöneticiler ilan veriyordu, onu bile yasakladı diyor. Onu evet, söyleyiver diyor. Evet, evet, evet. O konuda tasarruf tedbirlerine takıldı. Medya olarak biz şikayetçiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza belki iyi anlatılmıyor. Tasarrufu medyadan yapmanın bir mantığı yok. Hayır, anlatılıyor. Biz senelerdir anlatıyoruz da bu belediye başkanlarından küçük çaplı ilan alanların Anadolu insanları hep. Fakir fukara gazeteciler. Gazeteciliğin özünü yapan, esasını yapan ama mahzun garip gazeteciler. Ya, iktidar yanlısı gazeteciler. Hepsi de, ben onu evet, söyleyeyim. Ya. Hepsi de iktidar yanlısı gazeteciler. Başkentli oldu ama Ankaralı yapamadık Sayın Cumhurbaşkanım. Nasıl yapamadık? Kafasında hep İstanbul var. İstanbul hegemonyası Türkiye'yi perişan mahvetmiş. Hala daha İstanbul'da İstanbul diyor. İstanbul uğruna adalette sıkıntı var. Adalette derken hukukta demek istemiyorum. Hukukta da var da. Evet. Adalette sıkıntı var. Nasıl sıkıntı var? Devlet Ankara'ya niye ne yaptı şimdiye kadar Allah aşkınıza? İstanbul'a çılgın projeler, koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'ya hiçbir şey. Hiç. İstanbul'a yapılan çılgın projelerden bir tanesi. Kırıkkale'ye yapılmış mı? Çorum'a yapılmış mı? Kayseri'ye, Kars'a, Ardahan'a? Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentine bile yapılmamış. Hiçbir şey devlet yapmıyor. Anadolu insanın ne derse o olursa ancak huzur buluruz. İstanbul hegemonyası ne zaman yıkılırsa Türkiye o zaman kurtulur.